f x eşittir mx artı b lineer fonksiyonun ve g x eşittir a çarpı r üzeri x üstel fonksiyonun grafikleri r'nin sıfırdan büyük olduğu yerlerde eksi 1'e 9 ve 1'e 1 noktalarından geçmektedir. İki grafik de aşağıda verilmiştir. Buradaki çizgi bir lineer fonksiyondur. Ve buradaki eğri de üstel fonksiyondur. Verilen durumdaki üstel fonksiyon grafiği x büyüdükçe küçülür ve r bu noktaya eşitken teğet geçer. Bize r'nin sıfırdan büyük olduğu bilgisi verilmişti ama r sıfırla bir aralığında olduğu zaman burada biraz dokunuyor. Yani gx fonksiyonu x büyüdükçe sıfıra yaklaşıyor. Verilenlere tekrar bakacak olursak, bu iki kesişme noktasını ele alalım. Buradaki iki fonksiyonun eşitini bulmalıyız. Öncelikle lineer fonksiyonu ele alalım. fx eşittir mx artı b. Bize iki nokta verilmiş ve biz bu noktaları kullanarak eğriyi bulabiliriz. Buradaki m eğimimiz. y'deki değişim bölü x'teki değişim. Düşe eksendeki değişimin oranını yatay eksendeki değişimin oranına bölüyoruz. Bu iki noktaya bakacak olursak x'in değişim oranı nedir? x'teki değişim neymiş? Eksi 1 bir noktasındaki 1'den x'ten, eksi 1 noktasındaki x'ten 1 noktasındaki x'e gidecek olursak, şöyle düşünelim, 1'de bitirip, eksi 1'de başlıyoruz. Yani 1'den eksi 1'e çıkarıyoruz. Net değişimimiz 2. Peki, y'deki değişim nedir? 9'dan başlıyoruz. Başka bir renkle gösterelim. 9'dan başlayıp, 1'de bitiriyoruz. 1'den 9'u çıkardığımızda sonuç eksi 8. Biraz daha açacak olursak, x eşittir 1 ve y eşittir 1 iken, x eksi 1'e ve y 9'a eşit oluyor. Başka bir deyişle az önce çizmiştik. Burada bitiş noktalarımız x eşittir 1 ve y eşittir 1. Başlangıç noktalarımız ise x eşittir eksi 1 ve y eşittir 9. Ve farklarını aldığımızda eksi 8 bölü 2 bulduk. Bunun sonucu da eksi 4 olur. Evet artık fx eşittir eksi 4 yazabiliriz. Bu bizim eğimimiz. Eksi 4 çarpı x artı b. Eğimi buradan görebiliriz. x'i 1 arttırdığımız zaman y'nin değerini düşürüyoruz. Yani x'i 1 arttırdığımızda y 4 azalıyor. Zaten formüle bakınca katsayı eksi 4 olarak gösterilmiş. Evet, şimdi b'nin ne olduğuna bakalım. b için bu noktalardan herhangi birini kullanabiliriz. Eğer fx verilirse b'yi bulabiliriz. fx'i fx'i 1 varsayalım. 1 dedik çünkü 1 basit bir sayı. Formüle koyacak olursak f1 eşittir eksi 4 çarpı 1 artı b. Ve bize verilenlere göre f1 1'e eşittir. Yani eşittir 1. Bu kısmı çözüyoruz. Eksi 4 artı b eşittir 1. Eşitliğin her iki tarafına 4 ekleyelim. b'nin 5'e eşit olduğunu buluruz. O zaman fonksiyonumuzun son şekli fx eşittir eksi 4x artı 5 şeklini alıyor. Peki burada bulduğumuz 5 doğru mu? Buradaki noktaya bakacak olursak 5 noktasının yaklaşık olarak buralarda olacağını söyleyebiliriz. Burada çözmüştük. Belki bu 5,0001 gibi bir sayıdır. Fakat kesin olarak bu nokta eksi 4x artı 5'e eşittir. Başka bir şekilde söyleyecek olursak eğimimiz eksi 4 ise burayı 9 noktasına taşıdığımızda x'i 1 artırmış olacağız. y yönünden de 4 azaltmamız gerekiyor. Böylece 5 elde etmiş oluruz. y eksenini kestiği nokta budur. Şimdi üstel fonksiyonu bulalım. Burada gösterilen iki bilinmeyeni bulmak için verilen iki noktayı kullanabiliriz. Mesela ilk noktayı deneyelim. g eksi 1, g eksi 1. Buna ne eşit olur? a çarpı r üzeri eksi 1'e eşit olur. Verilenlere göre g eksi 1 fonksiyonu 9'a eşittir. Yani şu şekilde de yazabiliriz. a bölü r 9'a eşit ya da iki tarafı da r'ye bölerek yazacak olursak, a'nın 9r'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de diğer noktayı kullanalım. Bize g1'in a ile r'nin birinci kuvvetinin çarpımına eşit olacağını söylüyor. Ya da a çarpı r eşittir 1 oluyor. a ile r'nin kaça eşit olduğunu bulmak için bu bilgileri nasıl kullanabiliriz? a eşittir 9r ve a çarpı r eşittir 1. Burada küçük bir sistem kurduk. Bu lineer olmayan basit bir denklem. Buradaki a'nın yerine 9r'yi koyacak olursak, 9r, ilk fonksiyon a'nın 9r'ye eşit olduğunu söylüyor. 9r çarpı r eşittir 1. Ya da ekranı biraz indirelim. 9r'nin karesi 1'e eşit olur diyor. Peki, iki tarafı da 9'a bölelim. r'nin karesi eşittir 1 bölü 9. Şimdi r'yi bulmak için iki tarafında pozitif ve negatif karekökünü almak isteyebilirsiniz ama bize verilenlerde r sayısının sıfırdan büyük olduğu söyleniyor. Bu yüzden iki tarafında sadece ana kökünü alalım. Böylece r eşittir 1 bölü 3 bulduk. Burada bulduğumuz sayıyı a sayısını bulmak için denklemde yerine koyarsak, a'nın 9 çarpı r'ye eşit olduğunu biliyorduk. Yani 9 çarpı 1 bölü 3 a 3'e eşitmiş. O halde üstel fonksiyonumuzu şu şekilde yazabiliriz. gx eşittir a, bu da 3'e eşit, çarpı a, yani 1 bölü 3 üzeri x. Ya da şu şekilde de yazabiliriz, çünkü üstünü de sayı olarak yazmamız gerekir. Yeniden yazalım. Biraz daha açıklayacak olursak, üçüncü kuvvet sadece 1'e ait değil, 1 bölü 3'ün üçüncü kuvvetini alıyoruz.